Dünyası Paribu sunar. Paribu. Hocam papyon yakıyor. Yeni galiba. Ee, yok değil. Uzun zaman ilk kez yiyorsunuz. Evet. evet. Yok daha önce... Evde e, mi takıyordunuz? Olmaz ya? öyle saçma tarihin Veysilerle olan bölümünde takmıştım. Slash mı hediye etti hocam? Yok keşke slash hediye etseydi. <laughs> <laughs> slash gelmiş şeyle dolaşmış işte ya. Deniz Akkaya'yla dolaşmış. <laughs> Orta köyde bırakmış kızım. <laughs> slash öldürüldü. Kompericiler slash'ı <laughs> <laughs> Çok esnane gittiymiş de budur ya. <laughs> Peki hocam bugün ne konuşuyoruz? Bugün all quiet in the western front. Batı cephesinde hiçbir şey yok. Almancasını söyle Cengiz. In western nicht noes. Evet gördüğün gibi Almancası insan gibi Batı cephesinde hiçbir şey yok şeklinde. Nicht noes diye ama İngilizcesi all quiet on the western front. Ben bugüne evet. kadar there is nothing new in the western front, on the western evet. front diye biliyordum ama öyle değil. Sizce iyi bir çevirme? Bence iyi, evet Olur. there is nothing new başka bir şey çünkü hakikaten all quiet yani. Oğlum adam Amerikalı çevirmiş artık onu da biz öğretmeyelim yani. Evet Bogomiller şimdi size bölümümüzün sponsor olan Paribu'nun kültür San sanat alanında gerçekleştirir bir işbirliğinden birliğinden söz edeceğim. Para böyle sizin Perşembeniz kampanyası kapsamında Perşembe günleri saat 10 ile 14 arasında İstanbul Modern'i ücretsiz ziyaret edebiliyorsunuz. Ayda bir kez gerçekleşen sanatçı buluşmalarına, atölyelere ve etkinliklere de ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için hazırlanmış özel reklam filmini izleyebilir ya da Pariblog'u blogu ziyaret edebilirsiniz. Bu arada bu bir roman. Bu bir roman. Erich Maria Remarque'ın ilk romanı. Çok başarılı bir romanı. Çok başarılı bir romanı. Kendisi e, çok da güzel bir kitap. Ben yıllar önce okumuştum. Hakikaten üstüne klasik bir film yapılmış. 1930'da muhteşem bir film. Lewis Milestone'ın. Yani Milestone filmi muhteşem bir film. Bugün ondan bahsedeceğiz ama 2022 versiyonundan da iki filmi de karşılaştıracağız. Bu film 2022 yılında çekilen ve Netflix'te izleyebileceğiniz film. Acaba 1930'daki klasikleşmiş filme ne eklemiş ne çıkarmış ondan bahsedeceğiz. Önce 1930'daki filmden bahsetmek istiyorum. 1930'daki film hakikaten bir şaheser. Yani hem teknik açıdan Lewis Milestone nasıl unutulmuş? Unutulmuş bilmiyorum. Ben çok bildiğim bir yönetmen değildi. Fakat bir filmi daha var. Birçok filmi var. Of Mice and Men, The General Died Dawn. Ondan sonra 1950'lerde çektiği çok meşhur Ocean's Eleven. Front Page 1931 falan olması lazım. Bunların hepsi çok güzel filmler. Front Page'i izlemedim ama The General Died at Dawn'u izledim. Bu arada Ocean's Eleven'ın da eski versiyonu. versiyonu 50'de çekmiş. bir de Million Bounty çok olaylı bir filmdir. Marlon Brando'nun ilk oynadığı versiyon. Antonio Hopkins'in 80'lerde oynadığı versiyonu. Onu da çekmiş. Fakat benim çocuklukta ben ne zaman bir yerde fakirlik görsem aklıma gelen bir sahne vardır. Ve o sahne TRT2'de mi vardı? mi? Ne izledim? Fareler ve insanlardandır. Onun da yönetmeni bu. Adam muhteşem. TRT2 çok veriyordu hocam. TRT2 çok ve veriyordu o. Çünkü hakikaten ne zaman bir yerde bir fakirlik görsem aklıma o sahne gelir. Bu adam muhteşem sahneler yaratabilen bir adam. Belki de o yüzden çektiği filmlerin neredeyse hepsi remake edilmiş. Evet hepsi remake edilmiş. Şu hakikaten muhteşem bir film. Filmin içinde o kadar etkileyici sahneler var. Ve filmin bir felsefesi var. Ona gireceğiz. 2022'de bir film başka bir şey. Sadece savaş sahneleriyle götüren bir film değil. Aynen, Zaten 1930 için çok etkili savaş sahneleri var ama bir felsefe var. Savaşı sorguluyor. Çünkü 1930 yılında yeni bir savaşın geldiğini görüyorlar. Ve bunlar savaşa katılmış insanlar oldukları için savaşa karşı olan bir damarı da var. İnsanlar savaşı tecrübe etmişlerse savaş karşıtlığı geçirebilirler. Ve filmin içinde çok felsefi yanlar var. Birincisi filmin açılış sahnesi. Dışarıda askerler yürüyor. O zaman için daha Citizen Kane falan bile çekilmemiş. Adam pencereden giriyor bir Alman okuluna, Alman lisesinde hiç savaşmamış bir... Şey bize milliyetçilikle ilgili bazı şeyler söylüyor. Hocam bu sizin tezinizi aslında doğrulayan bir şey tezinizden kastım şu savaşmayı bilmeyenler ya da savaş hiç görmemiş insanlar her zaman çok evet. cesur olurlar. Evet aynen mesela aslında böyle. Aslında film öyle başlıyor. Evet Mölkken'in de Almany'li Genel Kurma Başkanı genç Mölkken en büyük acılarından biri benim babam bir kahramandı çünkü Prusya Savaşında savaştı. Ben hiç savaşamadım geldik geldik gördük 1914'te ne yaptığını Şilifin planını falan ya, mahvetti Almanya'yı kazanabilecek savaşı yani o iş öyle değil fakat orada bir şey daha görüyorum bu çok önemli Pink Floyd'de şarkısını hatırlayın no education. Adam orada şey demiyor. Okul asmak istiyoruz demiyor. Okul özellikle 19. yüzyılda aslında rıza üretir. Bak filmde çok önemli bir yer var. Adam savaşa gidince diyor ki okusana cümle sende var. Okulda hiç kimse bizlere yağmur ve fırtınada bir sigaranın nasıl yakılacağını, ıslak odunun nasıl tutuşturulacağını öğretmedi. Ya da bir süngünün iyi biçimde karına nasıl saplanabileceğini, söz gelimi kaburga kemiklerinde olduğu gibi tıkılıp kalmayacağını bize öğreten çıkmadı. Çünkü okul bunu öğretmez. Okul rıza üretir. Bu da şu. Milliyetçilik çağına geldiğimizde artık herkesin me memleketin savaşması gerekiyor ya. savaş da aslında yani biraz böyle real politikle ilgili ve elitlerin çıkarı ile ilgili bir şey. Çünkü 19. yüzyılda artık yani kapitalist sınıfları koruyan bir şey devlet. Yani bunu iç hukukta da görürsünüz. Yaptığı yasalarda görürsünüz. Özellikle işçi karşıtı yasalar çok yapar. İkincisi de dışarıda da emperyalist politika. Emperyalizm kapitalizmin bir kolu olarak ortaya çıkmış bir şey. Sen şimdi ne bileyim İngiltere'nin işte Afrika'daki seferlerine katılan bir Birmingham'lı çocuksan seninle ne alakası var aslında mezunun değil mi? O tip bir emperyalizmin şeyi. Biz kendi tarihimizde bunu böyle yaşamadığımız için belki 1980'den sonra Türkiye kapitalist belki ileride yaşarız bilmiyorum ama bizde yoktur bu. Bizdeki defansiftir ya da böyle en azından belli bir kapitalist sınıfı korumak için biz emperyal savaşlar vermedik tarihimiz. O yüzden pek bizimkiler anlayamıyor ama Batı'nın tarihinde bu var. Yani krallar işte onların lordları, o lordların yönettiği bir devlet ve onları fonlayan bir kapitalist sınıfın belli ekonomik düzenle aranjman yapmaları ve bunun içinde bazen silah başvurmaları ikinci bir kol olarak yani ekonomik ekonomi destekleyen de bir şey. şimdi bunun için gençler vatansever bir şekilde savaşa gitmeli işte biraz okul onu da sağlıyor. Okul aslında savaşa girmeye hazırlanan bir devletin i̇kna ihtiyaçlarını konu. Aynen öyle. gidermek için ikna faaliyeti. Sadece bu, bu Doktrinasyon değil. yapıyor aslında. Evet sadece bu değil. Sadece bunun olduğunu söyleyen çok kuvvetli bir sol şey vardı ama bunu ezbere yaşayanlar da anlattım. Burada tekrarlamayacağım. Başka işler de var. Yaralı işler de yapıyorum. Ama bir kısmı da bu. İşte Pink Floyd o yüzden we don't need no education dediğimizde bunu kastediyor. Yoksa Alice Cooper gibi school is out hadi okul bitti. O değil yani. Dolayısıyla okulun böyle bir şeyi var. Bu bizde yok. Çünkü niye hakikaten bizde böyle bir rıza üretimi üzerinden emperyalist gerek biz girmedik. Tarihimiz öyle gelişmedi. Ama eşyanın tabiatında bu vardır. O yüzden okul sahnesiyle başlaması büyük bir eleştiri. Yani adam bize okulun ve öğretmenin 19. yüzyılda pasifistler tarafından nasıl algılandığını çok güzel gösteriyor. Adam çıkıyor, böyle bir Nibelungen'e girmedi belki ama Alman mitolojisine milliyetçilik bilmem ne verdi gazı. 16 yaşındaki çocuklar yazıldı. Sonra Cephe'ye gidince böyle kaldılar. Hepsi Cephe'de acılar içinde. Aynen öyle. Ilk, aynen öyle acılar içinde öldüler. Şimdi o çok önemli bir şey. Dolayısıyla biz iki şey görüyoruz. Biz savaşa gitmeyen insanlar, savaşla ilgili çok olurlar ama. Savaşa gitmiş toplumlarda bu böyle değildir. Savaşa gittiğinde başka bir şey görürsün. İki, bunu devlet kendi bazı mekanizmalarıyla insanları mobilize eder. Bu sadece savaş için de olmayabilir. Kapitalist sistemin gerekliliği işçi rızası üretmek için de olabilir. Zaten Birinci dünya savaşı kapitalizmin o yüzden en büyük krizidir. Çünkü iki yerde büyük problem yarattı. Kapitalizm işçi rızası ve asker rızası üretmekte çok başarılıydı. Ama 1914'ten sonra hem kışlada hem fabrikada büyük problemler çekti ve bunu da faşizmle açtı aslında. Çünkü faşizmin çıktığı zaman bunu diğer bölümlerde de söyledik. O işçi 1920'lerde İtalya'da artık basıyorlar yani. Ne bileyim işte fabrika basıyorlar, işte orta ta sınıfı da korkutlar. Ona da sağ kaydı. Çünkü bütün bizim bildiğimiz 19. yüzyıldaki sistem bozuldu. Peki hocam 1. Dünya Savaşı burada evet. konu ettiğimiz savaş. Bazı tarihçiler aslında savaş tek bir savaşta sadece ara verilmişti derler 1. Evet. Dünya Savaşı'nda. ama buradaki o yoğun milliyetçi duyguyu sadece milli duygularla mı anlamamız gerekiyor yoksa gerçekten bir paylaşım mücadelesi var mı orada? Orada orta? tabii bari bir paylaşım mücadelesi var. 2. Dünya Savaşı. Sanayileşmiş ülkelerden geç sanayileşen Japonya, Almanya gibi ülkelerin ve İtalya hani İtalya ilk, ilk savaşta. Hala sanayileşmiş <laughs> olabilir. Çok yakın zamanda sanayileştik abi. Aslında yok. İtalya 1900'ler çok hızlı sanayileşiyor. Çok bilinen bir şey değil. Bir anda sanayileşiyor. Ve evet, çok kuvvetli bir sanayi vardır İtalya'nın. Pazar evet. ihtiyacından bahsediyoruz. Pazar ihtiyacı. İtalya. Abi adam şey kıramıyor. Okyanus devletlerinin hegemonyasını kıramıyor. Şimdi Japonya mesela Dutch East Indies'e 2. sonra nasıl saldırmasın? Japonya niye Pearl Harbor'a saldırdı? E sen adamı bloke ediyorsun. Bunu Hoi 4 oynayan herkes bilir. Sen adamın petrol ve kauçuğunu falan almasını engelleyince adam nasıl döndürecek kendini? Almanlar işte sentetik şeyle idare etmek zorunda kalıyorlar. Yani fetih yollarına baktığında işte Azerbaycan'a mı ulaşacak, Romanya'ya mı ulaşacak Yani adam oradan bir çıkarım. O sistem olduğu şekilde Batı'nın hegemonyasındaki sistem bunlara birinci lige çıkma şansı vermiyor. Orayı İngilizce, Fransız'ı, Amerikalısı kapatmış. Okyanuslardan çıkamıyor. Bugün benzer bir durum Rusya ve Çin için de var. Ne kadar güç denilerse güçlensinler. Amerikalıların onların etrafına kurduğu bir İskoçya'dan şey den işte ne bileyim öteki Tayvan'dan geçen yani aslında istediği savaş olsa kapatabilecek konumda neredeyse. Stratejik böyle bizim görmediğimiz haritada hemen gözükmeyen şeyler var. Almanlar 1900 yılında İngiltere'yi yakalıyorlar steel production'da. Demir çelik üretimi de demir çelik üretimi sanayileşmenin bu tip sanayileşmenin en önemli ürünlerinden biridir. Ki 1917'yi falan anlamak için de Sankt Petersburg ve Moskova'da ne kadar üretimin arttığına baksınlar. Bir 20-30 sene içinde. Yani bu çok önemli. Bizde de niye hiç yok? Başka bir konu. Yani başka bir şeyiz mesela biz. Şimdi böyle bir durumda adam onu mecburen e, sanayileşmeye aktaracak. Fakat burada problem sanayileştiğinde kim bundan ekmek yer? Yani? Şimdi şu anlaşılmıyor. Devletler 19. yüzyıldan itibaren eskiden de öyleydi ama 19. yüzyıldan itibaren sanki böyle herkesin devleti e, tabii ki herkesin devletidir. Çünkü herkes savaşıyor. Aynı Atina'da polisinde nasıl hoplitler hepsi oyku, yani hoplit olduğu için bir demokrasi var. Burada da var ama aslında devletler belli kesimlerin çıkarlarını ön planda tutarlar. Güce ne kadar yakınsan onu yönlendirsin. Ne kadar organizeysen onu yönlendirsin. Bugün Amerika'da her şey konuşulur ama ne öyle bir konuşulmaz mesela. E çünkü o sınıfların şeyidir. Dolayısıyla statik, bürokratik elitler olabilir. Diyelim Amerika'daki yargı gibi ya da bir 800'lerin başında e, İngiltere'deki eski aristokratlar gibi. Bir de bunlara daha dinamik bir Burjuva sınıfı gibi bir şey eklenirse bu devleti bunlar kontrol ediyor. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı işte bilmem ne prensinin öldürülmesi sebebiyle falan diyoruz. Oğlum yani. çıkacağını biliyorlar. Almanlar planlarını yapmışlar. Almanlar dakika dakika trenlerle neyi nereye, bir Birinci Dünya Savaşı mı yapsak ya çok evet evet Neyi nereye götüreceğini planlarını yapmışlar. Hatta bir ara... Malıların en iyi yaptığı şey de bu evet. olabilir hocam. Ama bir ara hatta şey savaşa girmez falan diye batıda savaşa çıkmaz hepsini doğuya kaydırız diye bir plan falan bir şey çıkıyor ortaya da şey Mölke kalp krizi geçirecek neredeyse. Ben bu kadar planı nasıl yapacağım diye. Yani Almanlar o, o, kadar plan yapmış ki onu bozup öteki tarafa götürmek bir yıl falan sürecek. Yani herifler her şeyi oturmuş bekliyorlar ki Morakko kırı Fas'ta çıkan bir kriz var 197 galiba. Orada da çıkabilirdi savaş. Savaş çıkacak yani. Zaten ilk bir bana ne aranıyor sadece. Yok ilk provalarını biz Balkan Savaşı'nda verdik. O da olabilir Dünya Savaşı. Nedeni olabilirdi. Silah sağlayanlar Alman ve Fransız. Aynen, biz, Silah sağlayan bir de Kore salayı. Savaşı gibi bir şey oldu. Yani oradan da bir savaş çıkabilirdi. Dolayısıyla zaten geliyor ikinci Al savaşı da geliyor. Zaten Ferdinand Foch diyor ya bu bir barış değil, bu bir ateşkes ve hakikaten de öyle olacak. Foch e şey atıyorlar, Foch büyük adam. Hava şeyle uçaklarla ilgili şeyleri dikkate almayın yani. Peki Adamı ya. kolay kolay Fransa Marashali yapmazlar arkadaşlar. Yani <laughs> 21 gün askerlik yapmışsınız, Ferdinand Foch'a laf ediyorsunuz. <laughs> Filmde izlediğimiz Birinci Dünya Savaşı olgusunun genel mantığı bu ama filmde biz daha çok ahlaki bir taraftan evet. izliyoruz. Evet. Yani savaş, savaşın kötülüğü, acımasızlığı ve dışarıdan göründüğü kadar yüce ulu bir şey olmadığı insanların evet. çamurlar içinde can çekişerek acılar içinde öldüğü bir şey olduğu gerçeğini anlatacak. Biz de, o yüzden okulla başlıyor dediniz ama okuldan hızlıca gerçek savaşa doğru gidiyoruz. Ve evet. o değişimi evet. orada görüyoruz. Evet, evet. evet. orada birkaç alakadır ama bir şey işte, savaşı kim istedi kısmında. Yani sıradan bir adam ne alacak o savaştan. Hatta orada çok güzel diyalogları var. Şey diyor ya somebody must have wanted Bir de ne istedi? Kim istedi bu savaşı falan. Hatta sonra biri şey diyor. Like a fever. Nobody wants it but here it comes. Yani bir ateş gibi. Kimse istemez ama gelir yani. O gelir. Ya da savaş kimin işine yarar? It must be doing somebody good bir yerde çok açık açık ya kitaptan olduğu için böyle çok kuvvetli replikleri olan bir yer. Dolayısıyla böyle şeyi görüyorsun. Bir de orada çok şey karşıdaki kim? Yani karşıda kimi bunu çok iyi vermiş. Şimdi savaşta iki kişi karşılaşıyor. Bunu şarkılarda da çok iyi iki tane şarkıdan da bahsedeceğim. Şimdi bizim adam diyor ki I don't want to shoot an Englishman. I never saw one until I came here. Ben bir İngilizce vurmak istemiyorum. Buraya gelene kadar de hiç karşılaşmamıştım. iki yerde daha var bu. Biri John Brown diye Bob Dylan'ın bir şeyi var. Orada çok güzel bir şey. Şarkının bir yerinde But the thing that scared me most when my enemy came close I could see that his face looked just like mine. Şeye yaklaştığım zaman bir gördüm ki onun suratı da benimkine benziyordu diye. Çok güzel bir şey. Bir de La Guerra de Piero diye Fabio de Andres'in bir şarkısı var. Orada da çok güzel. Karşılaşıyor. Vadinin sonunda bir asker görürsün. Kiava vel sesso identik Seninle aynı tabiata, aynı hislere, aynı humor'a sahiptir. Male divisa dün altıra kolore. Ama sadece bir renkle ayrılmıştır. Bir renkle ayrılığı görürsün. Yani üniformalar farklıdır ama aslında aynı adamsın. Seni birbirine çarpıyorlar diye. Bu bu kitaptan gelen bir şey. Sanırım bu trop. Bu şarkılarda savaş yerine çok sık karşılaştıralım. <laughs> O savaşmayan neslin o rahatlığını profesörde görüyorsun. Profesör hiçbir savaşa katılmamış. Hatta 1815'ten beri 100 yıldır Almanya tamam Danimarka, Avusturya ufak bir savaş. Bir de Paris var ama böyle 5 yıl süren, 4 yıl süren bir savaş yok. Zaten savaş kısa sürer diye giriyorlar. O da replikte it will be over you know diyor bir yerde. Tabii savaş Ağustos'ta başlıyor. Noel'de bitmesini Bit bekliyor diye. bütün taraflar. Bitmiyor. Niye bitmiyor? Niye bitmiyor Cengiz? E cephe genişliyor. Sadece o değil. Abi iki tane şey işte o mitralyöz siper ve barb wire. Yani savaş teknolojisi defansı çok öncelemiş. Ve tanklara kadar bu iş çözülmeyecek. İkinci filmde de tankı göreceğiz ama yanlış kullanırken göreceğiz. Tank öyle olmaması lazım ikinci şeyde. Çünkü ilk tanklar çok dandikti. Güzel de bir belgeseli var Netflix'in. Tankların evrimiyle ilgili güzel bir belgeseli var. Onu da izlesinler. Bulursam ama tarihsel olarak hocam şey teyit etmek babında soruyorum. Tanklar Birinci Dünya Savaşı'nda kullanmaya başlıyor. Tabii Önce başladı kadar. ama o, öyle bir tank ki zaten Fransızca tankın ne? Hiç düşündün mü? Tank zannediyorsun ama değil. Charblande. Zırhlı araba öyle böyle paytak paytak gidiyor. İkinci filmdeki, 2002 filmdeki tanklar gibi gitmiyor. Çünkü o tanklar tek gidiyor, tek gidemez. Yanında piyade de oluyor, onu koruyor. Piyadeye muhtaç. Evet tabii tabii tanklar. muhtaç. Böyle... O, i̇kinci filmdeki biraz daha şeyden esinlenilmiş gibi. İkinci Dünya Savaşı'ndaki daha... Evet. E, ikinci, aynen. aynen. Ikinci, daha tahkim edilmiş tanklara... İkinci filmdeki gibi. tank savaşı ikinci man savaşını andırıyor. Çünkü ikinci man savaşı... Tabii çok ufak bir şey. İkinci man savaşında yani Almanlar üstünlüğü bir araya geçirdi. Paris'e gidecekler ama tanklar giriyor işin içine. Geri püskürtülüyorlar. Ama tabii onu böyle bir 3 saatte falan gösterdi bunlar. Öyle değil. Yani iki, iki saatlik bir savaş gibi değil. Ama orada öyle tanklar tek başına gelemez yanında biri onu koruyacak. Çünkü tankın kör noktası çok. Hemen el bombası atılabilecek bin tane yeri var. Yaklaşırsın zaten böyle çok sakar bir şekilde yürüyor falan. Tanklar Birinci Dünya Savaşı'nda yani bizim aklımızdaki tanklar kadar efektif değil. İkinci Dünya Savaşı'nın tankları gibi. Hatta ya da bugünün tankları değil mi? görüyoruz falan. E, değil. Evet bir Batı cephesi Birinci Dünya Savaşı bölümü yapacağız. Çünkü ben bunu böyle şey yaparken çok gaza geldim. Bugüne kadar Birinci Dünya Savaşı'nda defalarca söz vermeden hemen yapmadık. Çünkü oğlum çok savaş var. Mandır, sondur bitmiyor yani Bunlar bir de çok Dünya Savaşı tek bir savaş değil aslında. Ama bizim için tarihçiler için ilk akla gelen de Batı cephesi. Tarafları girince çok karışıyor zaten yani. Her yerde daha çok ama ilk akla gelen... Çünkü onun filmi yapıldı. Onun kitabı yazıldı. Yani hep oralardan Onun geçti şarkıları için... yapıldı. Batı onun şarkıları yapıldı. Evet yani. Filmdeki, yani bu filmi artık yavaş yavaş geçelim. ikinci filmi de konuşacağız. Filmdeki sahneler... Ya muhteşem bir sahneler. Louis Milestone muhteşem bir yönetmen. Hem Of Miles and Men'i izlesinler. Fakat ilk önce açılıştaki sahne. Yani dışarıda askerler marş marş içeri giriyor. şey Yani ordu, abi kışla okul. Foucault. Cinselliğin tarihi ki bunun seksle Değiş ve alakası yok Çok da yani hep böyle diye aldık zamanında. O şekilde <laughs> okuyacaksanız diyorsunuz. Ben yani öyle okudum hiç. i̇lk <laughs> ben öyle okudum. Ben cinsel... Yani ilk başı şeyi de gösterir biz Hani nasıl fabrikanın özünde kış da vardır falan. Bu defa da söyledim ama ilk cildi özellikle çok şeydir. Hani dört cildi birden okumayacaksınız da ilk cilde bakın. Orada görürsün onu. Adam kıştan okula çekiyor ve o zaman için teknik olarak şey yani white shotlar falan çok şey değil mi? Çok başarılı böyle tablo gibi. Okuldaki monolog da muhteşem. Ondan bahsedelim. taru sahneleri de muhteşem. 2000 kişi kullan 1930 yılındayız yani. CGI falan yok. Ya yani ne CGI şey yok lan. Gerçek figürasyon yani. <laughs> yani elgraf falan var yani. <laughs> Televizyon yok oğlum da. E Marioson bayağı bir vinç kullanmış o evet, panoramik evet. sahneleri çekebilmek için ya da yukarıdan aldığı yani, görüntüleri çekebilmek ben açısından. Yani o kadar etkileyici savaş sahnesi hukuklular da çok ve özellikle ele geçirme sahnesi muhteşemdi. Orada o paniği çok iyi yansıtmış. Ya, duygu da çok iyi geçiyor. Bir tek el bombası kullanırsın. Mesela siperin içine giriyor ondan sonra sola dönüyor mesela. Şimdi orada yer altında bir yere giriyorsun. Oraya öyle mal gibi giriyorsun girersen olmaz. Bir de süngüleri yoktu bunların. Tam ondan emin değilim yani. Süngüleri olmasın. Siper süngü. Dünya Savaşı'nda süngü savaşı ve lav silahı kullanmak çok yaygın. Evet, geldi. lav silahı da yoktu. Gaz da yoktu. Bunlar ikinci filmde var. Ama yani mesela oraya el bombası atarsın. Biz mi öğreteceğiz? Yani bunu da Call of Duty oynayanlar bilir arkadaşlar. Half-Life oynayanlar. Bilir. Bilgisayar oyunları bir şey öğretmiyor değil. Muhteşem bir sahne. 150 kişilik yemek var fakat bölük 80 kişi kalmış. Adam diyor 150 kişilik yemeği ben 80 kişiye veremem. yani o kadar değersizsin aslında. Adamlar ver lan yiyeceğiz diyor. Açlıktan ölüyorlar ya. Hatta ikinci filmde bir sahne var. Birinci filmde de var. Bunlar saldırırken bir ara durup yemek yiyorlar. Ve bu hakikaten oldu. Operation Michael'ın bir savaşı ona doğru bir şeydi. Bunlar Fransızları tepeliyorlarken birlikler o kadar aç ki yemek yemek için durdukları için avantajlarını kaybet. Belki de bir yani abartılı bir şey değil mi? savaşını gırtlakta kaybetmiş olabilirler. Çünkü kazanıyordu Almanlar birinci savaşı. Yı. Bir de bak böyle böyle büyük büyük çok tanınmış bir tarihçi bir gün geldi bize böyle sunum yaptı. Almanları kesin kazanamayacağıyla ilgili falan filan ve şeyle hatırlarsan Cengiz kim olduğunu hatırlamışsındır. Rakam bakıyor işte metre kadar. Öyle bir şey değil abi savaş. Almanlar Paris alsaydı yani alabilirlerdi de. Şahsen Mölke olmasa alırlardı yani. Sen Böyle işte babası, dayısı şey diye adamı genel kuruma teslim etmeyeceksin. Tabii şirifin planı aldı, öteki cepheye kaydırdı. İş mahvoldu. Çok hislerim evet, var bu takım hakikaten insanı derinden yaralayan sahneler de var burada. Sağ ayağın bütün kemikleri evet, sağ, o, o ayak kesilme sahnesi, sağ ayağını şey yaparken. Öldürdüğü kişiye su içirdi. Evet, o... Sağ ayağındaki tüm kemikler ağrıyor, diğerimiz sağ ayağını kesmişler. Yani o garipliği anlayamıyor, sonra bakıyor. Bana sormadan niye kestiniz diye filmin sonuna doğru artık savaşın da sonuna yaklaştığımızı hissediyoruz akışta. Ve askerlerdeki Bitsin de artık nasıl biterse bitsin Tabii, psikolojisi. Sonra doğru bitsin de o ikincisinde de yani güzel galibiyetten demiş. ya da mağlubiyetten çok biz bitelim ve şu çamurdan kurtulalım. Evet zaten tam böyle şey hakikaten çamura battık. Batı <laughs> cephesinin gerçekliği de bu. Evet. Aslında askerler birbirleriyle mücadelenin yanı sıra bir de aslında doğada. Bu savaş tarihinde genelde Belki böyledir. Filmlerdeki çamurla da uğraşıyorlar. Abi bu filmler bunu bize yanlış öğretti. Savaşta genelde zayiat yan şeylerden daha çok oluyor. Yani hastalık işte kurşun hiç çıktığında zehirleniyorlar mesela kurşun. Boşun yarısından falan ya da işte ne bileyim bir salgın hastalık, kötü beslenme, işte sıtma. Çünkü diyelim 1340 yılındasın 20 bin kişi, 1700 yılındasın 200 bin kişi, 100 bin kişi, 50 bin kişi. O aynı yerde tutmak çok zor, beslemek çok zor. Yani İspanyol ee, gribinin de birinci Dünya Savaşı sonrasında yayıldığını boşu düşünürsün. Boşu boşuna değil yani. Bir, bir sürü insan bir araya gelince İspanyol gribi gibi bir de bir şey olabiliyor. İşte mesela öldürdü adamı su içirmesi öldürüyor ondan özür diliyor. ...tabii burada bu kadar bir şey oluyor mudur bilmiyorum yani. Anladın mı? Yani bu, ya yani bu hikayeler ne kadar genelde bilmiyorum. Ama sanat siz gerçeğe olarak. Gerçeğe o kadar uyması gerekmiyor diyorsunuz. ...ya yani. uyması gerekmiyor. buradan da şunu bilemem yani. Oradaki askerler hakikaten birbirleriyle o kadar fraternize yani kardeş hisse kapılmışlar mıdır? Bence bu kadar kapılmamışlardır. Ne kadar kapılmışlardır? Bunu anlamak imkansız. Çünkü bu tip durumlarda şunu gösterirsin abi. Bir tane örnek gösterirsin. Çok şeydir. Bu başka bir örnek gösterirsin. Tam tersi noktadır. Bu mesela bugünkü savaşlarda falan da mesela işte Filistin-İsrail Savaşı'nda bir örnek gösterirsin. Çok İsrail destekler yani öyle bir tekil örneklerden gidilemediği için bu zor bir şey. Ama bir miktar fraternize olurlar. Bir duyguyu olurlar. sembolize etmiş aslında. Evet memnunum. Evet, Sanat böyle bu bir şey. Yani gerçekte olup olmaması önemli değil. Sembolize ettiği duygu. Ama sembolize ettiği duygudan başka bir şey görmüyoruz ya. Bir tek o mudur yani? Onu bilemem. Yani savaşta bir tek öyle. Ama oradaki o öldürmek zorunda kaldığı askere sonra o su vermesi ve o böyle ölünce duruşu ablo gibi heykel gibi duruşu. Yani. Görsellik çok güçlü. O hakikaten diyorsun ki bir tablo gibi. Bir de siyah beyaz filmler daha iyi abi bu konularda. Siyah beyaz filmin karesi daha güçlü oluyor. Böyle renk menkte olmayınca böyle karanlık filmler işte fareler ve insanlar işte savaş filmi falan siyah beyazda daha etkili oluyor. Sadece bugünkü siyah beyaz gibi de değil. Karanlık da bir siyah beyaz yani bugün de siyah beyaz. İşte das bantı çekiyor ama o gri beyaz gibi. Hani o kadar siyah Cam olmuyor. gibi. Cam gibi. Evet bu böyle biraz bir işte, hissediliyor. Evet o yapaylı hissediliyor. E, bir de hocam tabii burada bu film ve kitap özelinde aslında konuştuğumuz kişiler işte 18-19 yaşlarında Tabii onların böyle bir mücadelede karşılaştıkları hissiyat, o şok olma ve ilk defa hayatlarında muhtemelen böyle bir şiddetli travma geçiyorlar. O açıdan belki işte yazarın vermeye çalıştığı şey çok da gerçeklikten kopuk olmayabilir. Bu da başka Bu bir soru gerektir ama şimdi bir çay, sana ben sorayım. Buna benim bir cevabım yok. Mesela 16-17 yaşındaki bir insan adam olmuş mudur yani? Hani tam bütün sorumluluklara sahip midir? Bugün değil de o gün öyle. Belki 17-18 o gün bugünkü 17-18 olmadığını biliyoruz da mesela 17-18 yaşında biri lise 2'den lise 3'ten gittiğinde o gün Ama işte lise sırası savaşa giriyor. Tamam gidiyor. lise sırasından da mesela ya, tabii ki 30 yaşında bir adam gibi değil ama bugünkü 17-18 yaşındaki bir inselde değil yani baktığında. Ya olamaz. Evet, ya zamanın ya, ruhundan da. bahsediyoruz ve bunu vurguluyoruz. Olamaz muhakkak ama. İlla bir şey vardır evet. Yani o yaşam süresince karşılaşabildiği ya da karşılaşması muhtemel travmalarda hani savaşla kıyaslanamayacak kadar evet. kısıtlı o olsa travmalar gerek. travmalar burada doğacak. Sonra neyi doğuracak o travmalar? Faşizmi. Faşizmi. Mesela bugün her şey faşist diyorlar ya öyle değil. Faşizm başka bir şey. Çünkü ya abi adam zaten askeri dönüşe 4 sene gelince o adamlar için artık asker gibi toplumun asker gibi örgütlenmesi, askeri sloganların peşinden gitmesi, üniformalı insanları böyle şey yapması, şiddetle problemlerini çözmeye çalışması çok normal. Sen 1914-18'i geçirdin. Tam böyle formatif yaşları. Ondan sonra çıktın. Ekonomik kriz. O ortamda o militer slogan ortaya çıkabiliyor yani. Onun karşılığı oluyor. Mesela modern toplumda oraya sürüklenmesi için bir yol gitmesi lazım. Yol göstermiş gibi oluyor. O yüzden yolun detayını söylemiyorum ama yani her baskıcı rejim faşist değildir. Faşizm baskıcı için içinde özel bir yeri var. Özel derken bir tanımı oldu manasında. Bir sahne daha var onu da söyleyeyim. Abi posterin önündeki kızla konuşuyorlar ya. Posterde kız o kadar bu bir askerlik sen tabi yapmadın. Ben 21 günde bile çektiysem yani 4 yılda neler çekiniyordur. Şeye baktığında. Bir de belki orada şeyi vurgulayabiliriz. Yani iki filmde de. Çok erkek bir film. Yani evet. Kadın yok ya da yaşıtlar olabilecek. Onun ilginç bir kıyası var. Annesini yok. annesini oynayan kadın. Şimdi ismini unuttum. O zamanın meşhur bir komedyeni o sahneyi tekrar çekmişler. Çünkü oynattıklarında izleyici oraya gelince gülmüş. Kadın çok meşhur bir komedyen. Kıkır kıkır gülünce filmin screening'i patlıyor. Tekrar çekiyorlar o sahneyi. Kadının ismini unuttum buraya yazarım. Bir şey daha var bir de en sonunda tabii kelebeğe uzanırken, umuda uzanırken vurulması. Çünkü filmin esas mesajı ya yani savaş bütün umutları. Nasıl yok biraz olacak. karamsar bir tabii şey. Tabii karamsar var. bir film. Herkes öldü. Savaşta öyle o kadar da herkes ölmüyordur herhalde. Bütün bölük öldü. Ee, en son anlatıcı Paul de öldü. Evet, anlatıcı da öldü. Bize bir tek havada sesler kaldı. Ya yani kim anlatıyor oğlum bu hikayeyi? Paul de öldüyse? İkinci film abi. Bence bir remake için güzel. Ben çok kötü bir film bekliyordum Cengiz beni çünkü bayağı gazladı. Şöyle ama filmin ben filmi izlerken Tim Burton'ın Planet of the Apes'ini izlediğim imajına kapıldım. Planet of the Apes, Tim Burton güzel bir filmdi ama birinci Planet of the Apes'in bir felsefesi vardı. Sen kendini maymun yerine koyunca aslında aynı daha önce anlattığım tersine dünya Orhan Kemal ya da La Donne Kadınlar Şehri'nde Fellini gördüğümüz gibi hani ezdiğinin yerine konduğunda böyle çok garip hissediyorsun. Maymunlar Canı'nın orijinde öyle bir felsefe vardı. İkinci film de tamamen salak bir Hollywood filme dönüşmüştü. Çok görsel olarak güzel olmasına rağmen. Bu filmde de böyle bir şey var. Yani filmin savaş karşıtı şeyi yok. Onun yerine iki şey gelmiş. Savaş karşıtı rap ettikler var ama mesela 150 kişiyi 80 kişi besleme 150 O var mesela ama hiçbir yere bağlanmıyor. Sahnelerde böyle bir bir çekmişler. orijinalde var, kitapta da var diye. Ama manası havada kalmış. Ya da ilk okulda bir gaza gelmeleri var. Ama aynı etkiyi vermiyor. Çünkü savaşın merkezi abi her şey görsele kaydı. Görselde güzel savaş sahneleri. Lavcılar adam yakıyor. İşte tanklar ilerliyor. O tanklar böyle siperlerden atlıyor siper... neredeyse. Evet, tanklar. siperlerden atlıyor falan böyle. Güzel savaş sahneleri. Yani bir Hollywood yapımı olmadığı için o kadar Hollywood Hollywood değil. Bir Pearl Harbor gibi ya da Saving Private Ryan gibi değil ama güzel başarılı. Onlardan da bahsedeceğiz. Fakat filmin etik bütün dilemaları gitmiş. Onları yalandan vermeye Onu kesinlikle veremiyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Onun yerine savaş sahneleri. Cengiz Ege'nin de bir şey söyledi. Savaşmadık, uzun süre savaş görmemiş bir toplumda için. Mesela savaş sahnelerinden orji yapıyoruz artık. Bak çok garip bir şey. Çok rahat savaş sahnesi veriyoruz. Yakıyor yok yok Ovo yok, yok, yok yapıyoruz. Savaş görmüş toplumda öyle gösterdi millet orada ağlıyor. Bak bunu sen söylersen fark etmezdim. Ya o 30'daki filmi çekenler o savaş yorgunu olan insanlar. Evet. Onlar dramatik bir olay gibi veriyorlar. Burada neredeyse 10-15 sene neredeyse geçmiş üstüne. Yani bu mesela şey var ya Call of Duty falan oynuyorsun yani Şimdi sonradan düşündüm mesela 1930'da kola bir çocukla bile oynamaz abi. Bu yani. filmi çekenler 80 senedir evet. sıcak çatışma görmemiş. Allah şimdi. da bir 80 sene daha inşallah görmüyor ondan sonra bilemem. Ama yani bak aslında o şiddetin fanteziye dönüşebilmesi o barış döneminin ürünü. Birinci savaştaki savaş sahneleri seni sese sokuyordu. Bu böyle o nasıl yaktı falan diyorsun. Bir anda yabancılaşıyorsun. Toplumlar böyle şımardıkları için tarih kendini tekrar ediyor zaten. Yani şu anda Avrupa'daki sağın çıkışını da 1930'dan biri gelse ya da 46'dan biri gelse oğlum nereye gidiyorsunuz gene aynı şeyler mi der. Bak aynı şey mi der ama aynı noktaya geliyor. Dolayısıyla filmin o felsefesi gitmiş. O yüzden filmi biraz birkaç tarihsel... Peki bu noktada şey diyebilir miyiz hocam? Ya ilk film 1930 yapımı film kitabın Kitabı, filmi bir ay, nevi tabii, kitap tabii. bir kere bir dakika bir şey daha söyle ikinci iki, filmin iki, kitapla alakası yok iki, 2022'deki film bir nevi kitaptan hareketle çekilmiş kitaptan bir hareketle kitabın ikonik efsanevi sahnelerinde ve filmin efsane sahnelerini almış bir kere hepsinin bunun 1918'de geçiyor kitap 14 15 16 17'de geçiyor ağırlığı. İlk film de öyle bu hepsi 18'de geçiyor böyle daha az bir dönemde geçiyor böyle bazı efsaneleşmiş sinema tane geçmiş sahneleri almış ama sahneler böyle esas hikayede havada duruyor böyle her yani bir duruyor böyle bir yere gitmiyor yani. Sen orijinal filmi hatırladığın için aa bu bu olacaktı diyorsun ama olmuyor. Napolyon'da da böyle demiştim evet. hocam. Savaş sahneleri var ama bir eklektik bir dağınıklık var. Tabii işte. tabii. Yani. tabii yani orada şey bir kurgu. Ama bu filmin ana oraları atarsan ana gövdesinde bir hikaye var. Kötü bir hikaye değil o. Yani düşündüğüm kadar kötü değil. Şimdi böyle bir film aynısını da yapamazsın. Yani farklısı da bu kadar olur zaten. Yani o açıdan başarısı bulmuyorum ama ilki varken ikincisini izlemeye gerek yok. Abi hakikaten bu siyah beyaz sizi alalım. Yani iki filmde alışırsınız. Bu İngilizce oku, kitap okumak gibidir. İki şu kitapta zorlanırsın sonra çok rahat olur. Siyah beyaz film diye korkmayın. Bunun şeyi, müziği bilmem ne falan da captivating'dir. Yakalar sizi yani. Bu kadar böyle her önünüze koyanı yerseniz sırada anlaşırsınız yani. Çok alıştık. Görsellik çok öne çıktı. Ama, için bu da, olarak, ama onun görselliği Cam bir gibi görüntüler, parlak renkler. Ama abi onları da bizim izlediğimiz üniversite izlediğimiz zamanlar gibi. Hepsini, hepsini yenilemişler. Bu da cam gibi artık. Yani ışıklı değil ama hani böyle pıçık çık çık çıkı falan şeyler mi Sinema kulübü olur ya bizim gider. Biz üniversite... de izlediğimiz, <laughs> izlediğimiz Kızılırmak'taki evet. Papal abinin bize sattığı bir izlediğimiz gibi değil. Ankaralılar bilir. Ama 30'daki filmin gücü de biraz oradan geliyor. Yani neredeyse 100 sene olmuş ama hikayede çok güçlü olduğundan dolayı siyah beyaz olsa bile ...2 yani iki saati aşkın bir yok. film kendisini onu sadece ediyorum. onu sadece onu da yok abi Lewis Malson gerçek bir sanatçı öyle değil yani. Siz birinci film tercih ediyorsunuz o. Birinci film olağanüstü bir film. Of My Sen Men öyle. Bu adam olağanüstü bir adam. Siyah beyaz filmleri olağanüstü adam. O abi tablo gibi sahneler yani. Teşem. O yüzden kitap çok güçlü ama yönetmen de onu... Oğlum zaten güçlü kitapların filmleri güzel olmuyor normalde baktığımda. O zor bir evet. şey yani değil mi? Hep yapamıyorlar. Milestone burada hakikaten zoru başarmış. Zoru başarmış. Elif çok iyi. Yani Of My de mutlaka izleyin. Fareler ve insanlar. Hocam öylesine ki başrol oyuncusu 2. Dünya Savaşı'nda evet. askere gitmeyi bile reddedmiş. reddedecek. Bu film Almanya'da yasaklanacak 1930'daki film. Evet Göber sevmeyecek bu film. Yani gösterimi basıyor. Evet. Politize olmuş bir sanat yani. Bu açıdan onu söyleyelim. Şimdi 2022'deki filmde birkaç tane çok güzel tarihi sağ şey var, Ondan bahsedeceğim. Bir önce hatalardan. Kamyon var abi 1914'te o kadar kamyon yoktu. Kamyon vardı ama her taraf kamyon at olması lazım. Hatta o kadar ki çok bilinmedi. Güney Savaşı'nda bile Almanlar hala at kullanıyordu yani. Böyle hemen motorize olamıyorsun. At çok kullanılıyor mu hocam? Hiç Mesela katimiz Yok şey, yoktu, şey lojistik için. Görmüler. Tabii işte mesela zaten burada kamyonun yerine at kullanılıyordu. Atla yapıyorlardı o işi. Tren yoluyla yapıyorlardı bir yere kadar ama böyle kamyon daha yeni çıkmış bir şey. O kadar yaygın değil motorize şeyler. Hikaye 1918'de Şöyle olmaması lazım. Ha biz yanlışta 1918 de, kitapta çok güzel taarruz sahneleri var. Fakat 1918'de artık taarruz sahneleri patladığı anlaşılmıştı. Ve taarruz, piyade taarruzları yapmıyorlardı. Çünkü ilk 1914'te 15'e çok insanlar öldü. Ne demek hocam piyade taarruz? Abi böyle gidiyorsun ya. E herif kesiyor. Yani koşa koşa saldırıyorsun ya. Şimdi öyle eskiden işe yarıyordu bu. Yani bunu da yapma, bunu bir arada yapmak zorundasın. Ama önce karşı tarafı ya yani sonuçta bir taarruz öyle kazanılıyor zaten. Ama bunu bir de bunlar top atışıyla da desteklenmeden yapıyorlar. Yani o iş 1914'te 15'te çok kanlı geçti. Manda, Son'da neler o kadar çok adam öldü ki. Dolayısıyla 1918'de bunu birkaç yerde belki Amerikalılarla falan yapıyorlar. Onlar daha yeni geldi. Zaten öyle bir asker kalmamış. O piyade taarruzları olmaz. Tank savaşı dediğim gibi 2. man savaşını anlatıyor. Yani savaşı bu savaşı da kazanamayınca Almanlar bitecek. Yani Temmuz Ağustos sonrası 1918'de bu savaşı başarabilseydi Hindenburg'un ve Ludendorff'un planladığı gibi Almanya kaldı. Az daha da başarıyorlardı. Ya. Evet. Almanya zaten savaşı kaybetmedi. Almanya lojistik işini kaybetti. Yani besleyememeye başladı. Sizin yüzünüzden oldu. Siz sosyal demokratlar, solcular Almanya şey çıkarmasaydınız da hala Udu vardı da Almanların. Bunlar hain hocam. bizim onlara ne alakalı İşte filmde Hindenburg sana konuşuyor diyor ya bunlar. Filmde hep Can e. konuşuyorlardı. Zaten işte o tehlikeye girdi abi. Junkerleri bilmem ne bütün sistem. Yani savaşı kazanacağız diye heriflerin siyasi sistemi alt üst oluyor. Yani bir anda Kaiser gitti ama Kaiser de Wilson ben imzalamam dedi diye gitti. O bile kalabilirdi yani. Hani böyle şey diyoruz ya yani Spartakistler işte 1919'da 20'de solcular güçleniyor. Kim belki Rusya çekilseydi 1917'de Değil mi? İkinci devrim olmayacaktı belki. Savaşa devam etmek yani devrim dediğimiz şeyler böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Kerenski hani savaşı devam etmese olay o kadar çabuk kontrolden çıkmayacak. Birkaç tane daha şey var. Mesela Ludendorff yok filmde ama Hindenburg olduğunu düşündüm. Hindenburg'a çok benzeyen bir general var. Herhalde Hindenburg o. abi son bir savaş var böyle işte. Barış Anlaşması'na ateş kese 3 saat var. Burayı alacağız falan diye bileni yolluyor. Orada ben gitmem diyenleri hemen oraya götürüp vuruyorlar. Bu ne lan? Öyle bir şey olmuyor yani. Öyle Selim. Hani ilk emri itaatsizliğine çekip vurmuyorlar. Yani diye. Harp var falan. Birçok yerde biz arkadan buna dolştos diyorlar. Bir, arkadan bıçaklama. Yani Alman ordusu şunu diyor. Biz zaten savaşmaya devam ediyorduk. Biz kaybetmedik ki doğru. Ama siyasetçiler biz arkadan vurdu gibi bir şey ne söylüyorlar. söylüyorlar bunu. E i̇şte faşizmin en büyük sloganı da bu oldu. Yani biz cephede kayıp Almanlar cephede kaybetmedik savaşı. Almanlar yenildiği bir yenik sayıldık var ya. Almanlar yenilmedi aslında. Almanlar yenik sayıldığı için biz yenik sayılmış olduk. Almanlar yenik yani. sayıldı. Bu nasıl oldu hocam? Diplomasiyle mi? Abi şey yani. devam edemediler. Yani lojist Alman A Amerikalılar geldi. Yeni şeyler var. Sen ilerleyemiyorsun. E, savaş ekonomisini kaldıramıyorsun. Sosyalistler iktidara gelecek. Yani eğer Hindenburg, Ludendorff işte Kaiser falan savaşa devam edelim diye tuttursalardı muhtemelen Abi, ülkeyi kaybetmemek için savaşı kaybetmeye güzel, Devrim değil, olacaktı mi? yani. <laughs> işine gelirdi. Sen keşke 1918'de Eylül'e yollayalım da. dünyanın işine gelirdi faşizm falan gibi belalar. Olmazdı böyle. Evet doğru. Solcuları evet. dinlemediğiniz her durumda cezalandırılacaksınız böyle. Filmle ilgili bir trivia söyleyeyim. Abi bu bak işte. Bunu örnek alın. Adamlar bu kitabın haklarını alıyorlar. 16 yıl para arıyorlar senaristleri. Sonra para tabii ikinci yıl para bulamayınca triatlona katılıp 5 triatlon falan kazanıp öyle 16 yıl üstüne tutmuş. Hocam daha yorucu olmayan bir şey bulsalarmış bari. Ya bu daha şimdiden zaten buraya geldi. <laughs> Belim ağrıyor, dizim ağrıyor arkadaşlar. 5 yani triatlon kazanan bir insan bence artık dünya çapında bir sporcusu zaten o parayı bilmiyorum sonra devam etsin. Bilmiyorum. Ne triatlon. Sinema bir <laughs> işte, sinema hocam diyeyim. Sinema bir pişenliktir evet. <laughs> <laughs> Peki hocam, bir Dünya Savaşı filmlerinden de evet, birkaç, şey, bir tavsiye ile... verin de öyle bir ya, tane. Dünya Savaşı ile ilgili, şimdi İkinci Dünya Savaşı ile ilgili çok film var. Artık bana gına geldi. Ama Dünya Savaşı ile ilgili çok film yok. Ve bunlar o az filmlerin büyük bir çoğunluğu çok iyi filmler. Bunlar da hemen birkaç tane sayayım. Bir... Yani birincisi 1930 Batı Cephesi'nde yeni bir şey yok. Muhteşem bir film. Muhteşem bir roman. Muhteşem bir sinema klasiği. Yenisini hiç izlemenize gerek yok. İkincisi Stanley Kubrick'in ilk filmlerinden biri. ikinci filmi. The Killers'dan sonra Paths of Glory. O da muhteşem bir film. Hakikaten çok Douglas harikalar yaratıyor ve bizi bir dilemaya da sokuyor. İkincisi... İki tane Jean Renoir filmi. Birileri Le oyunun kuralı. Orada işte Birinci Dünya Savaşı'nı çok ne bileyim insanlar böyle ölüyor. Değil mi? Milyonlarca insan öldü. Kafası bacağı koptu. Arkada aristokratlar. Bir aristokrat grubu işte Almanlar Fransızlar esir düşmüş. Beraber avlanıyorlar. Şatoda dolaşıyorlar. Yani savaş onlar için bir oyun, bir egzersiz. Bir spor. Orada millet ölürken. Gene La Grande Illusion. Jean Renoir'ın evet ona da baksınlar. Artık onun ne olduğuna baksınlar. Bu Batı cephesinde yeni bir şey yokun. Bir de Fransız versiyonu var. Le Croix du Bois. Bunlar benim çok sevdiğim yok. O filmler 49'unda İtalyanların La Grande Grande Guerra diye çok güzel bir filmi var. Hakikaten muhteşem bir film. Ona da baksınlar. 1970 yılında çekilmiş Johnny is Gone. Bir asker. ayağa, bacağı, ağzı, burnu, gözü her yere gidiyor ve sadece bilinci kalıyor. Bu filmleri tavsiye edelim. Peki evet. hocam siz az önce dediniz ki 2. Dünya Savaşı ile ilgili çok film var. Belki o yüzden biz 2. Dünya Savaşı'nı çok daha büyük, çok daha vahşi, çok daha dehşetli bir şey gibi düşünüyoruz ama bazı tarihsel belgelere ya da romanlara, filmlere baktığımızda o dönemi yaşayanlar için 1. Dünya Savaşı daha... 1. Dünya Savaşı'nın kırılması ve daha yüksek. Çünkü 1. Savaşı'ndan önce progre dediğimiz terakkiye inanç büyüktü. Yani insanlar teknolojiyle çok daha iyi yerlere Uydarlık gidecekti. Uygarlık idealinin de çöktü. Evet Uydarlık o ideal yani. çöktü evet. ve ondan sonra işte dadacılar madacılar neden çıkıyor İşte hayatı boş verelim falan. Oysa Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya düzeni kuruldu ve bu yeni dünya düzeni 20-25 sene iyi performans gösterdi. Sadece sağda değil solda da. Yani siz Sovyetlere de baktığınızda 40'larda 50'lerde hatta birçok yerde kapitalist sistemde de yarışmıştır. O sistemin problemleri 70'li yıllarda geldi. Sovyetler aşamada Çin açtı ama kapitalist dünyada başka bir şekilde açtı. Başka bir krize giriyor belki. Ama bir dünya savaşından önce her şey gülük gülistanlıkmış gibi ya da iyi bir yere gidiyoruz, çözüyoruz yani hastalıklara çözüm buluyoruz falan filan. Tak! inanılmaz bir vahşet. Daha önce hiç o sayılarda insan ölümünü görmemiş. Avrupalı Avrupalı'yı öldürüyor. Fransızlı Alman aynı kültür dünyasının insanlarıdır. Neyse kapatalım artık. Hocam o zaman bir Birinci Dünya Savaşı bölümü sözü verin. Birinci Dünya Savaşı kapatalım. Batı cephesi. Birinci Dünya Savaşı gelecek. Yani çölleriyle bilmem nesiyle uğraşamam yani ben öyle. Daha iyi bildiğim kısmından bahsedeceğim. Bizim Neyse. videolarda mesela Amerikan İç Savaşı çok izleniyor. Franco çok izleniyor. Ama yani biraz öyle şeyler yok Türkçe'de güzel içerik. O yüzden Birinci Dünya Savaşı'nda o açıdan. Gerçi belgeselleri falan var ama birkaç değişik açıdan yaklaşabiliriz belki diye düşünüyorum. Bugün Batı cephesinde yeni bir şey yoktan bahsettik. Muhteşem bir 1930 filminin 2022 yeniden yapımından bahsettik. Yeni yeniden yapımı o kadar görmedik ama 1930 filmini çok beğendik. Önümüzdeki hafta bir başka filmle muhtemelen Heat'le Michael Mann'in ben çok sevdiğim bir yönetmen, yani Hollywood yönetmenleri yönetmenler içinde Heat'iyle devam edeceğiz. Eğer bu videoyu izliyorsunuz, üstüne bir sonraki Opus Magnum'a gidiyorsunuz, o bölüm bulamıyorsunuz, bize kızmayın. Biz böyle kaypak insanlarız yani. Bizim vereceğimiz Aklımıza, şey <laughs> Aklımıza başka bir şey başka bir şey gelmiştir. <laughs> yani dikkat eşiğimiz düşük. Bir sonraki Opus Magnum'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yarının dünyası Paribu sundu. Ay.